Merhaba sevgili izleyicilerimiz, saat 12'yi gösteriyor. Tele1 ekranında Haber 12 zamanı, takvimlerse 30 Ocak Salı'yı işaret ediyor. Sevgili izleyenler, sıcak gelişmelerle yayınımıza başlayacağız. Ekranımızda bir son dakika gelişmesi yer alıyor. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşüyor mu sorusunu soruyoruz. Zira AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta'dan açıklama geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin AKP Grup Başkan Vekili konuştu. Tutuklu milletvekili Can Atalay'ın bugün veya bu hafta milletvekilliği düşecek dedi sevgili izleyenler. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek kararın okunması bekleniyor. Aynı zamanda Can Atalay'a ilişkin biliyorsunuz ki iki kere Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Fakat Yargıtay kararını tanımamıştı Anayasa Mahkemesi'nin. Üçüncü bir başvuru daha söz konusuydu Anayasa Mahkemesi'ne Can Atalay'ın avukatları tarafından. Ama kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması zaten günlerdir konuştuğumuz bir başlıktı. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş acaba yurt dışındayken mi kararın okunmasını planlıyor? Ve Meclis Başkan Vekili AKP'li isim Bekir Bozdağ'ın yönetimindeyken mi meclis bu karar okunacak ve Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülecek? İşte bu soruları sorarken ve bu hafta Can Atalay'a dair kararın okunması, milletvekilinin düşürülmesi gündeme getirilecek derken yeni bir açıklama AKP'li bir isimden geldi. AKP'li Grup Başkan Vekili, AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın bugün veya bu hafta milletvekilliğinin düşürüleceğini belirtti. Elbette ki bir kere daha vurgulayalım, bundan sonraki yol haritasına dair de açıklamalar Can Atalay'ın avukatlarından geliyor. Ama asıl olan ana gerçek şu ki Anayasa Mahkemesi Can Atalay'a ilişkin iki kere hak ihlali kararı verdi. O kararlar tanınmadı. Can Atalay'ın tutukluluğunun devamında her gün, her saat, her dakika aslında hak ihlalinin devam etmesi anlamına geliyor. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay'a ilişkin kararın okunması ve milletvekilliğinin düşürülecek olması konuşulurken işte AKP'den gelen bir açıklama, kararın bugün biz takipteyiz ya da bu hafta içerisinde okunacağı ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüleceği yönünde. Başka sıcak gelişmeler de var. Bu gelişmeyi takip edeceğiz. Gözümüz, kulağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Zira saat 15'te Meclis Genel Kurulu toplanacak. Uluslararası anlaşmaların görüşüleceğini biliyorduk biz saat 15'te Meclis Genel Kurulu toplantısında. Ama takipteyiz. Bakalım Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, AKP Grup Başkan Vekilliğinin dediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün gündem olacak mı sevgili izleyenler? Başka sıcak gelişmelerimiz de var. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bugün açıklamalar geldi. Ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ve 2023 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri yayımlandı. Çok dikkat çekici bir başlıktan bahsedeceğim sevgili izleyenler. TÜİK'in yaptığı açıklamalar arasında güven endeksini daha sonra paylaşacağım ama TÜİK'e göre yoksulluk 2023'te 0,5 puan azalmış durumda. TÜİK 2023 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı ve eş değer hane halkı kullanılabilir fert meydan gelirinin %50'si dikkate alınıp belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı 2023 yılında 0,5 puan azalarak %13,9 olduğu açıklamasını yaptı. Her geçen gün zamlar altında ezilirken, her geçen gün hayat pahalılığı altında ezilirken, hatta ve hatta bir gecede marketlerde 700 etiketin değiştiğini konuşurken, her gün zam haberleri verirken, yine zam haberleri verecekken sevgili izleyenler, bugün de gündemimizde zam haberleri var ne yazık ki. TÜİK 2023'te yoksulluğun 0,5 puan azaldığını söylüyor. Tek kişilik hanelerde ise yoksulluk artmış, 2 puan artmış. Okuryazar olmayanların %27,8'inin yoksul olduğunu belirtiyor TÜİK. En yüksek yoksulluk oranı ise Ağrı ve Kars bölgesinde diyor.
kendilerine ait konutta yaşayanların oranından da bahsedelim. Çünkü hep konuşuyoruz, ev almak zor, ev almak bir hayal. Kendilerine ait konutta yaşayanların oranı ise %56,2, 0,5 puan ev sahibi olanların oranı da azalmış. Geliyoruz tüketici güven endeksine. Güven endeksinin 99,4'e, %99,4'e çıktığını iddia ediyor TÜİK. 3,1 puan yükseldiğini iddia ediyor.